İlk Türk devletlerinin devlet anlayışına göre yukarıdaki eşleştirmelerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir. Devlet babadır arkadaşlar doğru vatanda anadır. Ve halk da tabii ki Tanrı'nın emaneti olarak görülür. Dolayısıyla her üçü de doğru bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde uygulanan salyaneli eyaletlerle ilgili doğru bir bilgi değildir? Arkadaşlar bu eyaletlerde yıllık vergi alınır. O yüzden salyaneli denilir. Dirlik sistemi uygulanmayan eyaletlerdir. Doğru. Burada dirlik sistemi yani bir tımar sistemi uygulanmıyor arkadaşlar. Merkeze uzak olan eyaletlerdir. Bu eyaletlerin geliri yıllık olarak iltizam usulüne göre toplanmıştır. Evet, e, iltizam sisteminin uygulandığı eyaletlerdir arkadaşlar. Buradaki görevlilerin maaşları tımar topraklarından karşılanmıştır diyemeyiz çünkü dediğimiz gibi zaten tımar sistemi uygulanmıyor. Dolayısıyla bu şekilde bir maaş karşılama durumu tımar toprakları üzerinden gerçekleşemez. Bu topraklar sayesinde devletindeki ihtiyacı tabii ki karşılanacak. Bağdat, Cezayir, Habeş, Mısır, Yemen, Trablusgarp, Tunus ve benzeri eyaletler salyanelidir arkadaşlar doğru. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yukarıda anlatılanlar Osmanlı Devleti'ndeki aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle gerçekleşmiştir? 19 Mart 1877'de Osmanlı başkentinde ülkenin dört yanından gelen rengarenk bir heyet toplandı. Arabistan vilayetlerinden gelen çeşitli din ve mezhepteki temsilcilerin yanında Anadolu ve Rumeli'den gelen Türk, Rum, Bulgar ve Arnavut temsilciler ilk Osmanlı parlamentosunu oluşturuyordu. Bu rejim içeride olduğu kadar dışarıda da şaşkınlık ve sorulara sebep oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir parlamentodan bahsedilmiş. Yani rejim değişikliği söz konusu. Ee, tabii ki burada bahsedilen aslında tarihten de çıkarabileceğimiz üzere birinci meşrutiyettir arkadaşlar. Birinci meşrutiyet 1876'da ilan edilecek biliyorsunuz ki. Ve burada bir Osmanlı parlamentosunun oluşturulması söz konusu. Ee, meşrutiyette de meclis vardır biliyorsunuz ki. Yani parlamento vardır. Dolayısıyla doğru cevabımız değişik olacaktır. Yukarıdakilerden hangilerinin ulusal iradenin yönetime katılmasına hukuki dayanak oluşturduğu söylenebilir. Senedi ittifak, arkadaşlar, ayanlar ve ikinci Mahmut arasında imzalanmış olan bir anlaşma aslında senedi ittifak. Burada amaç e, padişahın otoritesini arttırmaktır diyebiliriz. E, dolayısıyla bu olmaz çünkü ulusal iradeyle hiçbir alakası yoktur. Kanunu esası ise bir anayasa arkadaşlar ve meşruti yönetime geçiliyor. Meşruti yönetimde e, meclis de var dolayısıyla ulusal irade de vardır diyebiliriz. Aynı şekilde zaten teşkilat-ı de 1921 anayasasıdır. Yine ulusal iradenin yönetime katılmasındaki önemli bir e, noktadır diyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Kanuni Esasisi'nde 2. Meşrutiyet döneminde yapılan değişikliklerle birlikte gerçekleştiği söylenemez. Arkadaşlar 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra 1909 yılına geldiğimizde Kanuni esaside bir takım değişiklikler oluyor ve padişahın yetkileri biraz daha sınırlandırılıyor. Bakalım şimdi şıklarımıza. Kabinenin sadece parlamento önünde sorumluluğu esası benimsenmiştir. Gördüğünüz gibi padişaha karşı bir sorumluluk kalmamış arkadaşlar. Dolayısıyla doğru. Yasaların yapılması ve anlaşmaların akdi de yine parlamentonun kontrolüne geçmiş arkadaşlar. Bu da doğru olur. Yasama yetkisi meclise geçecek. Bu da doğru. Yasaların yapılması mebusan meclisi ağırlıklı olmak üzere ayan meclisi ve padişah arasında paylaştırılmıştır. Gördüğünüz gibi artık yasaların yapılması mebusan meclisi ağırlıklı olacak. Bu da doğru. Hükümet üyelerini padişah belirler ve hükümet üyeleri padişaha karşı sorumludur. Arkadaşlar bakın bu değişiklik yapılmadan önceki halidir. Dolayısıyla doğru cevabımız e şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde yabancıların toprak satın alabilmesi, okul ve banka açabilmesi aşağıdakilerden hangisiyle birlikte başlamıştır? Arkadaşlar 1856 yılında kabul edilen ıslahat fermanı ile birlikte yabancılar toprak satın alabilecekler, okul ve banka açabilecekler. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı hukuk sistemi içerisinde Tanzimat döneminden önce de var olduğu söylenebilir? Arkadaşlar, konsolosluk mahkemeleri yabancıların kendi aralarındaki davalarına bakılan mahkemelerdir aslında ve Osmanlı devletinde Tanzimat'tan önce de konsolosluk mahkemeleri vardır diyebiliriz. Cemaat mahkemeleri yine Tanzimat döneminden önce Osmanlı hukuk sistemi içerisinde vardı arkadaşlar. Bu mahkemelerde de Müslüman olmayan halkın din ve mezhep yönünden bağlı olduğu cemaatlere göre mahkemeler yapılıyordu. Dolayısıyla bu da doğru olmuş olur. Nizamiye mahkemeleri ise Tanzimat döneminde ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde şer'i esaslar dışında kalan yeni kanun ve nizamlara göre yapılan mahkemelerdi arkadaşlar. Bunun için kurulmuş olan mahkemelerde. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani de şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde halktan alınan vergilerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinin hatalı olduğu söylenebilir? Arkadaşlar A, B, C ve D seçeneklerinde herhangi bir hata yok ancak cizye vergisi gayrimüslimlerin ödemek zorunda oldukları toprak vergisi değil. Gayrimüslimlerin ödemek zorunda olduğu toprak vergisi haraçtır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. 19. yüzyılda Osmanlı merkez yönetiminde meydana gelen değişimle ilgili olarak yukarıda yapılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Defterdar Maliye Nazırdır. Evet arkadaşlar çünkü zaten Defterdar mali işlerle ilgileniyordu zaten. Yapılan değişikliklerle de Maliye Nazırı olacak. Reisül Kütap dışişleri bakanıdır hariciye nazırı da aynı şekilde dışişleri bakanıdır arkadaşlar bu da doğru bir eşleştirme kazasker adliye nazırı bu da doğru olur çünkü kazasker zaten Osmanlı devletinde önemli davalara bakan askeri bir hakimdi arkadaşlar bu yüzden doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Yukarıda bazı özelliklerine yer verilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 1889'da gizli olarak İstanbul'da İttihadi Osmani Cemiyeti adıyla kuruldu. Kısa bir süre sonra yurt içinde ve yurt dışında destek bulan cemiyet özellikle Rumeli'deki teşkilatlanmaya hız verdi. İtalyan birliğinin kazanılmasında büyük rol oynayan Karbonari Cemiyeti'nin gizlilik ve disiplini örnek alarak kurulan cemiyet üyelerini çok sıkı ve gizli deneyimlerden geçirdikten sonra seçerdi. Cemiyeti devletin yayın organları meşveret ve mizan gazeteleri yurt dışında çıkarılır ve yabancı postaneler kanalıyla yurda sokulurdu. Merkezi Paris olan Cemiyet Osmanlı Devleti'nde farklı görüşlerin yaygın olduğu Makedonya'yı kendilerine propaganda ve yayın sahası olarak seçti. Arkadaşlar burada bahsedilen tabii ki İttihat ve Terakki Cemiyeti'dir. İttihat ve Terakki Cemiyeti 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun bu içinde bulunmuş olduğu kötü bunalımdan kurtulması için kanun esasinin yeniden yürürlüğe girmesi amacıyla aslında öğrenciler de tarafından kurulmuş olan bir kuruluştur diyebiliriz. Ve tabii ki İttihadi Osmanlı Cemiyeti adıyla öncelikle gizli bir şekilde burada da bahsedildiği gibi bir cemiyet kuracaklar. Sonrasında da İhtiyat ve Terakki adını alacaklar. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki özel yönetimli yani özel eyaletlerle ilgili doğru bir bilgi değildir? Osmanlı Devleti'nin hakimiyetini kabul eden, iç işlerinde serbest, özel statülü birimlerdir doğru arkadaşlar. Yöneticileri yine padişah tarafından belirlenir. Çünkü zaten sadece iç işlerine serbestler. Yani Osmanlı Devleti'ne bağlılar. İstisnaları olsa da genellikle vergi vermek ve gerektiğinde seferlere asker göndermek zorundadırlar. Bu da doğru. Yalnızca Erdel, Kırım ve Hicaz eyaletleri bu grupta tabii ki yer almaz arkadaşlar. Sadece üçüyle sınırlandıramayız. Osmanlı Devleti'nin pek çok özerk eyaleti vardı. Bir dönem Mısır özerkti arkadaşlar. Bosna, Bağdat... Dolayısıyla bu yanlış bir ifade olacak. Kırım yalnızca asker göndermekle yükümlüdür. Hicaz kutsal belde olduğu için asker ve vergiden muaf tutulmuştur. Evet aslında C şıkkında bahseden istisnalar bunlardır arkadaşlar. Doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yukarıda kısa bir biyografisine yer verilen Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? 1834'te Paris, 1836'da da Londra Büyükelçisi, daha sonra Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı oldu. 1837'de vezirlik rütbesiyle Dışişleri Bakanlığı'na getirildi. İngiltere sefaretinde bulunduğu sıralarda İngiliz Hükümet Teşkilatı'nı ve devlet ricalini yakından tanıdı. 1839'da İstanbul'a döndü ve Gülhane Hattı Hümayun'un ilan edilmesi konusunda Abdülmecid'i ikna etti. Arkadaşlar Gülhane Hattı Hümayunu Tanzimat Fermanıdır. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinde etkili olan isim ise Mustafa Reşit Paşa'dır. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu soruların doğru cevapları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Hüseyin öğretmen öğrencilerine aşağıda verilen soruları yöneltmiştir. Bakalım arkadaşlar. İlk Türk İslam devletlerinde ölen kişilerin ardından düzenlenen cenaze törenlerine tabii ki Yu adı verilirdi. Türk İslam devletlerinde hükümdara ait toprakların genel adı Has olacak arkadaşlar. Osmanlı devletinde eğitim ve adalet işlerinden sorumlu divan üyesi ise Kazaskerdir. Dolayısıyla baktığımızda doğru cevabımız C şıkkı olacaktır.